Evet arkadaşlar, şimdi kütle çekim kuvvetinden bahsedeceğiz. Kütle çekim kuvvetinde m1 kütleli bir gezegen ve onun yörüngesinde dolanan m2 kütleli başka bir gezegen veya bir uydu olarak da düşünebiliriz biz bunu. R yarıçaplı bir yörünge etrafında do dolanmaktadır ve bu iki gezegen arasında artık bir kütle çekim kuvveti uygulanacaktır ve uygulanan bu kuvvet mutlaka birbirine eşit fakat zıt yönlüdür diyebiliyoruz gezegenler için. Peki uygulanan bu kuvveti biz nasıl hesaplayacağız? F eşittir diyorum. G çarpı m1 çarpı m2 bölü aradaki uzaklığın karesi olarak alabiliyoruz. G dediğimiz değer nedir? Evrensel çekim sabiti. Çekim sabiti. m1 ve m2 dediğimiz değerler ise buradaki gezegenlerin kütlesel değerleridir diyebiliyoruz. R dediğimiz değer ise gezegenler arasındaki uzaklık değerimizdir. Peki arkadaşlar burada bir eğer kuvvet uygulanıyorsa gezegenlerde de artık etki eden ne olmak zorunda? Bir ivme değeri oluşmak zorunda. Peki bu ivme değerini biz bulurken nasıl bulacağız? Gezegenin yüzeyinin dışında bulunan bir noktadaki ivme değerinden bahsederken arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Şurada gezegenimiz var ve gezegen yüzeyinden R'ye kadar uzaklıkta kütlesi küçük hem olan bir gezegenimiz bulunsun ve diğer gezegenin kütlesinde büyük m diyorum. Ve burada gezegene etki eden yer çekimi ivmesi için uygulanan kuvvet F eşittir aynı zamanda m çarpı a ise uygulanan kuvveti biz nasıl yazabiliyorduk? G çarpı büyük m çarpı küçük m bölü aradaki uzaklığın karesi r kare. Eşittir diyorum m çarpı a. E buradan kütlelerimizi sadeleştirdiğimiz zaman ivme değerimizin a eşittir g çarpı büyük m bölü r kareye eşit olduğunu söyleyebilirim. Eğer gezegenin yüzeyindeki bir noktadan bahsediyorsak o zaman da atıyorum şurada bir noktamız olsun r yarıçaplı bir gezegen için. O zaman da f eşittir yine neydi bizim için? m çarpı a'ydı ve buradan ivme değerimizi biz g çarpı m bölü r kare olarak bulmuştuk. Peki gezegenin kütle değeri yazılırken ne diyebiliriz? m eşittir aynı zamanda d çarpı v Küresel yapıdaki bir gezegen için hacim değerini yazarken d çarpı 4 bölü 3 pi r küp olarak yazabiliyoruz. Yerine koyalım. İvme değerimiz g çarpı d çarpı 4 bölü 3 pi r küp bölü r karedir diyebiliriz. R kare ile r küpü sadeleştirdiğimiz zaman yukarıda sadece r değerimiz kalacaktır. Buradan a eşittir g çarpı 4 bölü 3 pi çarpı d çarpı r olarak yazabiliyoruz. Şuradaki sabit değerlere sadece tek bir sabit değer k olarak ifade edebiliriz. Ve buradan da A değerimizin K çarpı D çarpı R'ye yani kadere eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer ki arkadaşlar yüzeyin dışında bir noktadan bahsediyorsak ivme değerimizi yazarken G çarpı M bölü R kare olarak alacağız. Eğer ki gezegenin yüzeyindeki bir noktadan veya iç kısmındaki bir noktadan bahsediyorsak o zaman da K çarpı D çarpı R. R dediğimiz değerde buradaki yüzeye olan uzaklıktır diyebilirim. Merkeze olan uzaklık. Ve bir grafik üstünde bunu göstermemiz gerekirse eğer. Şöyle bir gezegenimiz olduğunu kabul edelim. Arkadaşlar merkezden yüzeye doğru giderken artık ivmemiz doğru orantılı. Çünkü R değeri arttıkça ivme değeri de artacaktır. Ama yüzeyin dışına çıktıkça uzaklığın karesiyle ters orantılı olacağı için buradaki ivme değerinin artık giderek azaldığını söyleyebiliriz. Şurası bizim için ivme, şurası da bizim için uzaklık değerini verecektir diyebilirim. Güneş çevresinde şekildeki yörüngede dolanan gezegen belirtilen yönde A'dan B'ye gelirken gezegene ait aşağıdaki niceliklerden hangileri artar denilmiş. Şimdi A'dan B'ye gelirken buradaki uzaklık değerimiz arttığı için çizgisel hızının büyüklüğü azalacaktır. O zaman bu ifade bizim için yanlış bir ifade. Potansiyel enerjiden bahsederken arkadaşlar potansiyel enerji bizim için neydi? Eksi G çarpı M1 çarpı M2 böyle aradaki uzaklıktı. Peki uzaklık giderek artıyor. Sayısal olarak bu ifade normalde azalır. Ama başındaki eksilikten dolayı eksi 2'nin eksi 5'ten daha büyük olduğunu söylemiştik. O zaman buradaki potansiyel enerjinin bir artış gösterdiğini söyleyebilirim. Neden söyledik biz bunu? Başındaki eksilikten dolayı. Toplam enerji. Yörüngemiz değişmediği sürece toplam enerji değişmez arkadaşlar. O zaman bu ifade de bizim için yanlıştır diyebiliyorum. M kütleli bir gezegenin merkezinden R kadar uzaklıktaki bir noktada çekim ivmesi G1, 2R kadar uzaklıktaki bir noktada ise çekim ivmesi G2 oluyor. Buna göre G1 bölü G2 oranı kaçtır? G değerini yazarken büyük G çarpı M bölü R kare olarak yazmıştık. Yerine koyuyorum. G1 eşittir. G çarpı M bölü aradaki uzaklığın karesi R kare. Bölü diyoruz G2 değerimiz için. G çarpı M bölü 2r'nin karesi 4r kare'dir dedik. E buradan oranlama ile beraber cevabımızın 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir gezegenin ortalama öz kütlesi dünyanınkinin 3 katı, yarıçapı ise dünyanın yarıçapının 2 katıdır. Buna göre gezegendeki çekim ivmesinin büyüklüğü dünyadaki çekim ivmesinin büyüklüğünün kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Burada yoğunluklar ve yarıçaplar verildiğine göre direkt biz ivmemizi g eşittir kader olarak yazabiliyoruz. K çarpı d çarpı r. E şimdi diğer durumda g üssü diyorum burası içinde. K çarpı yoğunluğu dünyanın yoğunluğunun 3 üç katıymış 3d. Çarpı yarıçapı dünyanın yarıçapının çapının 2 katıymış 2r. E o zaman g üssü eşittir 6 tane kaderdir diyoruz. E buradan da g üssü eşittir 6 tane g'ye eşittir diyebilirim. Yarı çapı 2R ortalama yoğunluğu D olan gezegendeki çekim alan şiddeti G1. Yerine yazalım hemen. G1 eşittir diyorum. K çarpı D çarpı 2R'dir dedik. Bölü. Diğeri için yazacağız. G2 eşittir K çarpı yarı çapı 3R ortalama yoğunluğu da 3D olan gezegenin çekim alan şiddeti G2. Buna göre G1 bölü G2 oranı kaçtır? K çarpı yoğunluk değerimiz 3'teydi. Çarpı yarı çarpı değerimiz için de 3 R kadardır dedik. E yukarıdan 2 kaldı. Aşağıda neyimiz var? 9 var. Oran değerimizin 2 bölü 9'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yarı çapları oranı 3 bölü 4 olan gezegenin çekim iğmeleri birbirine eşittir. Buna göre bu gezegenlerin kütleleri oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çekim ivmeleri birbirine eşitse G1 eşittir, G2'dir diyorum. E burada kütleler ve yarı çaplar verildiğine göre diyoruz ki G çarpı M1 bölü R1'in karesi eşittir. G çarpı M2 bölü R2'nin karesidir diyebilirim. R1 yerine 3R, R2 yerine 4R yazabiliriz. Yerine koyuyoruz, G'ler sadeleşti. M1 bölü, R1'in karesi yani ne olacak? 3'ün karesi 9R kare eşittir M2 bölü. 4'ün karesi 16 r karedir dedik. R kareler gitti. Ve buradan m1 bölü m2'nin artık 9 bölü 16'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kütlesi m yarı çapı r olan bir gezegende ağırlığı 32 newton olan bir cismin Kütlesi 3M ve yarı çapı 2R olan bir gezegendeki ağırlığı kaç Newton'dur denilmiş. Şimdi M, G bize ağırlık değerini veriyormuş ve 32 Newton'muş. Şimdi bu gezegende kütlesi m ve yarı çapı r olan gezegende yer çekimi ilmemiz g kadardı. g'yi bir yerine yazalım. g eşittir g çarpı büyük m bölü r karedir dedim. Peki diğer gezegen için yeni bir yer çekimi ilmesi var. Hemen onu bulmamız gerekiyor. g çarpı kütlesine kadar? 3m. Bölü yarı çapımız ne kadar? 2r. 2r'nin karesi ne olacak? 4r karedir diyebiliriz. Demek ki g üssü eşittir. 3 tane g bölü 4'e eşittir diyebiliyoruz yerine koyalım artık yeni ağırlığımız için g üssü diyorum m çarpı g üssü eşittir e buradan artık m çarpı 3g bölü 4 olarak gelecek 3 bölü 4 mg ise mg yerine biz ne yazabiliyorduk 32 3 bölü 4 çarpı 32 32 ile 4'ü sadeleştiriyorum 8 3 çarpı 8'den de 24 Newton'luk bir kuvvetin oluştuğunu yani ağırlığın oluştuğunu söyleyebiliriz M kütleli gezegenin üzerindeki X cismi ve yüzeyinden 2R uzaklıktaki Y cisminin ağırlıkları eşit olduğuna göre X ve Y cisimlerinin kütleleri oranı nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki ivme değerlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi gezegenin R kadar uzağındaki ivme değerimiz G kadar olsun. Şimdi buradaki ivme değerimizi bulurken şöyle düşünelim. G değeri eşittir. G çarpı büyüken bölü R kare olarak yazdım. Peki buradaki ivme değerimiz için de GY kadardır desek. GY eşittir G çarpı büyük M bölü aradaki uzaklığın karesi 9R kare kadardır dedim. E peki o zaman GY değeri eşittir G bölü 9 kadardır diyebiliyoruz. E demek ki ağırlıklar birbirine eşitse MX çarpı GX eşittir MY çarpı GY'dir dedik. E buradan MX çarpı G eşittir mg çarpı g bölü 9'dur diyoruz. G'ler sadeleşecek ve mx bölü y'nin artık 1 bölü 9'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2m ve m kütleli gezegenler etrafında dolanan xy uydularının hızları oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki uydulara bir merkez kaç kuvveti ve kütle çekim kuvveti uygulanacak. Şöyle düşünelim. Buradaki kütle çekim kuvvetini F ile gösterdim. Merkez kaç kuvvetinde F merkez kaçtır desek. Düzgün bir yörüngede dolanabilmek için merkez kaç kuvveti ile kütle çekim kuvvetlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. E peki F kütle diyelim. Eşittir F merkez kaç. Kütle çekim kuvveti G çarpı büyük M çarpı cismin kütlesini küçük m ile gösterelim bölü aradaki uzaklığın karesi r kare Merkez kaç kuvveti m çarpı v kare bölü r idi e buradan küçük m'ler gittiği zaman r'leri sadeleştiriyorum v eşittir karekök içinde g çarpı gezegenin kütlesi bölü yarıçaptır diyebiliyoruz uzaklık değerimiz. E yerine koyarsak vx için yazıyorum karekök içinde g çarpı gezegenin kütle değeri m bölü uzaklık değerine kadar r kadar bölü VY için yazalım. Karekök içinde G çarpı gezegenin kütlesi M bölü uzaklığımız ne kadar 3R kadar. E ters çevirip çarptığımız zaman içerideki G'ler, M'ler ve R'ler sadeleşecektir ve buradan da kök 6 gibi bir sayısal değerin çıktığını söyleyebiliriz. Müzik